Bunun donu olmuyormuş. Evet, patron ya, biraz tuval. Köyde oturuyorum. Bazen hiç köye gelmeden, sayaçlara bakmadan faturaların kesildiğini, mesaj olarak telefonlara geldiğini görüyoruz. O sayaçlara bakanın vicdanına kalan bir şeydir. Anlamak mümkün değil. Ne kadar yaktığını da anlamıyorsun. Yetkilerden hak istiyorum. Hakkaniyet istiyorum. Yaktığım kadar istiyorum. Gelir duruma göre elektrik faturasının kesilmesini istiyorum. Askerliği ücretle geçinen bir vatandaşın Diyarbakır gibi bir yerde elektriğe vereceği 200-250 lira, 150 lira adam suya, adam mutfak ihtiyacına, her şeye baktığında o adamın elinde ne kadar para kaldığına bakmak lazım. Valla zaten millet perişandı. Hani daha perişan etti. Hani adam zaten ekmek evine götürmeyen insanlar var. Da valla o adam nasıl götürecek ben de şaşırıyorum. Mesela benim şahit olduğum insanlar var. Bir ücretli bir insan olayı çok zordur. Nasıl zor diyeyim? Zaten 1 milyardan üstü aşağısı kira yok. Adamın faturasıyla beraber kıvır zıvırıyla sadece faturayla kiralarla 2 milyarı buluyor. Adamın şimdi hastası var, giyimi var, yemeği var, mutfağı var. Yetmiyor abi. Yetkililerden biz diyoruz ki biraz önce bu yüzdeleri indirsin. Hani bir el atsın bu garibanlara. Askeri ücretle çalışan insanlara. Şu anda askeri ücret mesela 3 milyar paradır. 3 de değildir, 2.800'dür. Şimdi bu zamlara göre asgari ücret en azından 5'in altında olmaması lazım. Faturalarda bu %50 şey vergi şeyi de o da haksızlıktır, yani indirmesi lazım. Şu anda asgari ücret zaten çok büyük bir haksızlık. Yani asgari ücretle çalışan bir insanın geçinmesi imkansız zaten. Hani şu anda eskisi gibi değil hayat, yani şimdi insanların ister istemez faturalar var. Bayağı bir yükseliş var. Şimdi en basit, ben telefonumdan sana örnek vereyim. Yani ben 110 lira verdiğim bir fatura 236 milyon veriyorum. Mesela. Şimdi ondan ziyade mesela bu korona döneminde insanlar çalışmadı. Çoğu insan iş yerinden çıkarıldı. Bunların üstüne yani yapılan zamlar çok büyük bir haksızlık yani. Zaten insanlar kırılma noktasında zaten. Çoğu insan battı, çoğu insan iflas etti, çoğu insan gitti zaten. Şu anda yani asgari ücretler var. Onlar da zaten dediğim gibi yani valla oksijenle geçirmeleri lazım. Kirayı verdiğin zaman, faturayı verdiğin zaman, çocuğunun masrafını çıkardığın zaman ortaya hiçbir şey kalmıyor zaten. Yani dediğim gibi yani biz yetkililerden beklentimiz faturaları gerçekten kontrol etmeleri lazım. Yani bilime gitmesini istiyoruz. Şu anda zaten asgari ücretler geçinemiyor. Asgari ücretler geçinemiyor yani. Çok çok zor geçiniyor yani. Bir de bunlara bu faturalara yapılan zamlar oldu mu o asgari ücretinin belini kırar yani. Vatandaş zaten günahtır. Biliyorsun. Fatura zaten ödeyemiyor. Elektrik faturalarını ödeyemiyor. İcralık oluyorlar. Ondan sonra elektrik çok pahalı bu ülkede, biliyorsun. Faturalarımız zaten zamanında ödediğimiz için açma kapatma niye payı alıyor ki? Bu bir haksızlıktır. Kanuna haksızlıktır. Kaçak kayıp bedeli örneğin alabiliyordun. Mahkemeye veriyordun, alıyordun. Herhalde ona da yasa getirdiler. Onun önünü kapattılar. Mahkemeye açma hakkın yoktur. Yani o konuda mesela daha önce de ben TEDAŞ'ı mahkemeye verdim. Ben kaçak kayıp bedelini aldım. Hani kaçak yapmadığım için. %17 zam mı geldi? %17. Çok yani. Ya, bir kiradaysa diyelim 70-80 lira veya 100 lira su parası geldi. 300 lira elektrik parası geldi. Veya 1500 lira da kiradaysa. Vay halına. Bu adam nasıl yaşayacak? Valla şöyle, yetkililerde şu vardır, ricamız budur. Yani elektrik fiyatlarının düşürülmesi. Çünkü enerjidir neticede, enerjidir, su da enerjidir, doğalgaz da enerjidir. Yani vatandaş günahtır ha. Yani vatandaş geçinemiyor.
Vallahi biz hiç memnun değiliz. Yani şu anda mesela diyeyim kardeşime, bu ay bana gelmiş, geçen ay mesela 180 diye, bu ay gelmiş 290 milyon. Şimdi yetkilerden mesela bu elektriğin şeyine bakan kim olursa olsun, bu yetkilerden mesela bu fakir fukaranın mesela, bu çok büyük bir şeydir. Çok büyük bir, ya adam diyemiyor. Bir askeri ücret mesela şu anda diyeyim kardeşime ne kadardır? 2 milyar 903 olsun. Bu adam şimdi gelecek 300 milyon elektriğe verecek. Ondan sonra bu doğal gazı var, suyu var, ekmeği var, çocuğu okula gönderiyor. Ya ama bile elini vicdanına bırak, bir tane askeri ücretli adam şimdi ay başı geldiği zaman, yani eğer bir insanda eğer şey biraz şey olsa, bu adamı düşündüğü zaman mesela başını yastığın üzerine rahat yatamaz. Bu adam nerede getirecek? Yetkililer de garibanlara sahip çıkmıyor. Mesela o zamanında geldiği zaman aha bakıyoruz şeye çıkmışlar, caddeye çıkmışlar, Malatya diyor böyle böyle böyle, oraya gittiği zaman garibanın derdini düşünmüyor. Ya benim yetkililerde isteğim işte bunun üzerine dursunlar. Geçsinler mesela, biraz daha indirsinler abi. Zaten girmiyorum, benim gücüm yoktu. Ben ayakkabı boyatıyorum, ben evime ekmek götüremiyorum. Ben götürüyorum, ben nasıl o parayı ödeyeyim? Askeri ücrete çalışan ev kirası verse, çocuğu yuvarlısa, elektrik bana su parası vereme, ay başı gelmeye aç kalır. Ben acım. Bak 25 santim. İki tane bağırsağım gitmiş, kalbimde sistem var. Ben mecbur olarak gelmiş burada ayakkabı boyacı yapıyorum. Allah elektrik parası zem aldı, ben ona karşıya. Gücüm yok ki ben ödeyeyim. Allah bizim hakkımızı bırakmaz. Girersin, dilemezse ben diyorum, öyle hakarettir, zulümdür. İleride yendirilme geçsin, zelleme geçsin. Fakir adam ödemez, askeri ücreti çalışan ödemez. En az 300 geliyor. Ya su parası 150 milyon geliyor. Vallahi ben şimdi su parası taksitle bağlamayacağım. O zaman o suyu da keser, elektriği de keser. Karanlıkta otururuz. Çok yüksek faturalar geliyor bana. Asgari ücretle çalışan bir insanım. Ben kaçak kullanmamama rağmen bana kaçak bedeli faturama yansıtılıyor. Mağdur oluyorum. Yani TRT payıdır, vergi payıdır, ben anlamadım. Yani aldığımız nefese kadar vergi çıkmış bize bu ülkede. Bize zulüm ediliyor. Zulüm de dinimizce yasak olan bir şeydir. Bizi öldürseler daha iyidir. Yani zulmetmektense bizi öldürseler daha iyidir. Bir fark vardı. 150 lira gelen faturam 334 lira geldi. Kullandığım her şey belli zaten. Evet. Yani ne olacak bizim sonumuz? Yetkililerden sadece isteğimiz bu vergileri bizden kaldırsınlar. Çünkü biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bir de bizi bu TEDAŞ'ın zulmünden kurtarsınlar. Çünkü insanlar ne yapıyor? Evinde yani bir ötüsünü yapamıyorsa, ışığını yakamıyorsa, bir televizyonu yakamıyorsa, buna istinaden korkarak yakıyorsa bu çok sıkıntılı bir durumdur. Ama görüyoruz ki maalesef şirketler olsun, şeyler olsun, hep kendi çıkarları üzerine dayalı bir sistem üzerinden insanları sömürmeye, insanlara yük bindirmeye devam ediyor. Tabii bu da nereye kadar böyle devam eder? Yani bu konuda birilerinin bir şeylere el atması lazım. Bu konuya bir düzenleme getirmesi lazım ki insanlar da bu konuda bir rahatlama görsün. Ve buna göre yaşam standartlarını bir şey yapsın. Çünkü niye diyeceksiniz? İnsanlar yemeğine, mutfağa harcayacağı parayı mecburen elektriğe, suya ayırmak zorunda kalıyor. Bugün Diyarbakır'da baktığınız zaman insanlar gelir düzeyi düşük. Diyarbakır insanı gelir düzeyi fazla olan insanlardan kurulu bir yer değil. Yani herkesin belli bir şeyi var. Esnafı olsun, çalışanı olsun, şey olsun, bu olsun. Yani çünkü insanlar gelirin getirdiği yükü gider olarak harcayamıyorsa, o zaman çalışmanın bir anlamı da kalmıyor. Bu konuda bir dengenin sağlanması lazım. Yetkililer bu özel şeylerle, şirketlerle, yani bir an önce bu tür şartların, yani demek istediğim yasalar sadece şirketlere çalışmaması lazım. Vatandaşı koruması lazım. Hiçbir zaman doğru bulamayız. Yani bir zamın doğru açıklanacak bir tarafı olmaz. Adı üzerinde zamdır. Sen zamı yaptığın zaman o insanın
gelir düzeyine bakacaksın. O insan eğer o zammı alabiliyor mu acaba? Bugün çalışan bir birey, bugün eğer elektriğe %21 her ay, 3 ayda bir, 2 ayda bir %20-21 geliyorsa, bu vatandaş da acaba o zamdan %20-21 kar payı alabiliyor mu? Bir insan her sene %21 kar payı alabiliyor mu çalışan? Onun da düşünülmesi lazım. %21 kar payı almayan bir insan nasıl giderlerinde %20 zam verebilir? Yani bunlar düşünülerek insanlara daha iyi şeyler sağlanması lazım. Baktığın zaman Diyarbakır'da kiralar olsun, şeyler olsun, askerci ücretin üstüne çıkmaya başladı. Zamlar gittikçe insanların belini bükmeye başladı. İnsanlar artık evinde bir lamba açmaya korkar oldular. Yani dediğim gibi bugün askeri ücretli bir insan bu askeri ücretini daha refah bir pay ortamında harcayabilmesi için bu zamların yani şey olarak en azından gelir olarak da eklenmesi lazım. Yani bir askeri ücretliye verilen elektrik zamları olsun, doğalgaz zamları ortamında yani geri dönüş yapılması lazım. Geri dönüş yapılmadığı zamanlarda ne olur? İnsanlar o şeyi sağlayamaz, dengeyi sağlayamaz. Dengeyi sağlayamayınca ne olur? Borç batağına girer, şeye girer ve gerekli ihtiyacını karşılayamaz. Bu da insanlarda psikolojik sorunlara ve aile içi şiddette, geçimsizliğe ve intiharlara neden olur.